Peki kıyas türlerine bakalım kaç çeşit kıyas var? Düzenli kıyaslar ve düzensiz kıyaslardan bahsedeceğiz. Önce düzenli kıyaslardan başlıyoruz. Düzenli kıyas şu, iki tane öncül ve bir sonuçtan oluşur ve kıyas kurallarının uygulandığı kıyas türüdür. Bir önceki dersimizde bahsettiğimiz saydığımız bütün kurallar düzenli kıyaslarda birebir uygulanır. Düzenli kıyaslarda kendi arasında çeşitlere ayrılır. Bunlardan bir tanesi basit kıyas ya da kategorik kıyas. İçinde tek bir yargı bulunan basit önermenin yer aldığı kıyas türüdür. Bütün kuşların kanatları vardır. Karga kuştur. O halde karganın kanatları vardır bir basit kıyas türü. Neden? Bütün kıyas kurallarına uyuldu. Ayrıca bütün kuşların kanatları vardır karga kuştur birer basit önerme dolayısıyla bu bir basit kıyas örneği. İkincisi koşullu ya da şartlı kıyas. Çok basit içinde şartlı bir önerme yer alacak. Şartlı önerme neydi? S ya da sa koşul eklerinin kullanıldığı önermeydi. Evin ışıkları yanıyorsa annem evdedir. Bu ne? Bu koşullu bir önerme. Evin ışıkları yanıyor o halde annem evdedir. Koşullu bir Önermeyle yapıldığı için biz buna koşullu ya da şartlı kıyas diyoruz. Seçenekli kıyas içinde seçenekli bir önerme yer alır. Bu sayıya tektir ya çifttir, e, bu sayı tektir, o zaman bu sayı çift değildir dediğim zaman seçenekli bir kıyas kurmuş olurum. Düzensiz kıyaslara bakıyoruz şimdi. Düzensiz kıyaslarda kıyas kuralları ihlal edilir. 2'den fazla ya da 2'den az öncülü vardır. Ve dediğim gibi kıyas kurallarına burada uyulmaz. Birincisi zincirleme kıyas. 2'den fazla öncülü var. Bakalım. Bu adam yalan söylemez. Yalan söylemeyen adam dürüsttür. O halde bu adam dürüsttür. Şimdi bakın bu zaten basit bir kıyas esasında. Ama biz zincirleme kıyasla burada durmuyoruz, devam ediyoruz. Dürüst adama tüm sırlarımı açabilirim. O halde bu adama tüm sırlarımı açabilirim. Devam ediyorum. Tüm sırlarımı açabileceğim adam gerçek dosttur. O halde bu adam gerçek dosttur. Bir sürü basit kıyastan oluşmuş bir kıyas ortaya çıkardım. Dolayısıyla bir zincirleme kıyas yaptım. Burada yine önemli bir nokta. Buradaki alt çizili sonuçlar yani tekrar eden sonuçlar çıkarılıp tek bir sonuca indirildiğinde zincirleme kıyas artık bunun adı sorit olur. Yani ben bunu şu şekle çevirirsem bu adam yalan söylemez. Yalan söylemeyen adam dürüsttür. Dürüst adama tüm sırlarımı açabilirim. Tüm sırlarımı açabileceğim adam gerçek dosttur. O halde bu adam gerçek dosttur deyip şuradaki tekrardan sonuçları çıkarır. Bir tane sonuca indirirsem bu durumu bunun da artık sorit olacak. Entimem diğer adı kısaltılmış kıyas. Yine ÖSYM entimemi seçeneklerde size verebilir. Dolayısıyla entimemin kısaltılmış kıyas olduğunu bilmelisiniz. Burada da öncüllerden birisi söylenmiyor. Eksik öncülle yapılıyor. En meşhur entimem şudur. Düşünüyorum o halde varım. Ne demektir aslında bu açtığımız zaman? Bütün düşünenler vardır ben düşünüyorum o halde ben varım. Ama biz buradaki bütün öncüleri söylemek yerine düşünüyorum o halde varım deriz. Bu bir kısaltılmış kıyas örneğidir. Ya da kıpırdamıyor demek ki ölmüş. Ne demek istiyorum aslında? Kıpırdamayanlar ölmüştür. Bu kıpırdamıyor demek ki ölmüş. Bunların hepsini uzun uzun anlatmıyorum. Kıpırdamıyor demek ki ölmüş diyorum. Bunun bir kıyas olduğunu nereden anlıyorum? O halde ya da demek ki gibi bir sonuç terimi var içinde. O yüzden buna kıyas diyorum. Dilem ya da ikilem. Karşıdaki kişiyi zor durumda bırakmak için oluşturulan bir düzensiz kıyas biçimidir. Diyorum ki, dersinizi çalıştıysanız neden soruyu cevaplayamıyorsunuz? Dersinizi çalışmadıysanız neden verilen ödevi yapmadınız? Her iki durumda da suçlusunuz. Aslında bu bir takım kelime oyunlarıyla karşıdaki kişiyi zor durumda bırakmak için kurulmuş bir kıyas biçimidir. Ve dördüncüsü safsata. Günlük hayatta kullanırız. Asla saçmalamak demektir safsata. Yanlış öncüllere dayanarak ya da kıyasın kurallarını yanlış uygulayarak yapılan kıyas türüdür. Bir örnek. Nadir olan şeyler kıymetlidir. Körler nadir bulunur. O halde körler kıymetlidir. Bir düz mantık yapılmış fakat safsata. Çünkü neden yanlış öncüllerle sonuç çıkarılmaya çalışılmış?